bunu. Merhaba arkadaşlar, ben Murat. Bugün karşınızda hakkımda bilinmeyen 10 gerçek videosuyla beraberim. Şu an farklı bir giriş oldu, bok gibi giriş oldu. Çünkü benim gerizekalı kameram, gerizekalı mikrofonunun pili yine bitmiş orta yerde. Ve o arada böyle ateşle ilgili acayip bir aksiyonu kaçırmışız. Şimdi geçelim oraya. Birinci bilmediğiniz şey, ben ateşi çok severim. Acayip severim. Zaten şu an biraz bir videonun başı gibi değilim. Dağıldım mağıldım, bir şey oldu, bir terledim. Çünkü ateşi anlatırken bir ufak çaplı bir süpernova ve yangın çıkardım. Ne kadar sevdiğimi anlatmaya çalışırken buralar bir duman altı oldu falan. Orada mikrofonun pili bitmiş. Her zamanki gibi amına koyayım, hep aksilik. Ne bu, benim burnum boktan kurtulmuyor ya. Buraya boşluk bırakıyorum ki buraya bir şeyler koyayım. Hani iki, burada böyle iki diye çıkacak. Benzin kokusu, tiner kokusu, çakmak kokusu, böyle kokular yani beni cezbediyor. Oh, mesela çok güzel kokuyor, mis gibi kokuyor. Bizim bir kere çocukken şey yıkandı, ne yıkanması, balkon demirleri boyandıydı. Ben iki gün balkonda yattım, öyle böyle değil yani, gerçekten çok seviyorum. Ama kokusunu seviyorum, bu çakmak gazının kokusu, kafası değil, kokusunu bak. Mis gibi kokuyor. Şimdi bir benzinliğe girelim, ben fenalaşırım, böyle pompaların yanına falan gidelim. Nasıl güzel kokuyor, nasıl güzel bir şey. Nasıl güzel bir şey. Buralar yanlış anlaşılacak. Böyle benim her videomda bir çakmak falan olduğu için, bu ateş merakımdan dolayı herkes benim sigara içtiğini zannediyor. Ben sigara kullanmıyorum. Antalya'da bilenler bilir, ben Borsa Ticaret Meslek Lisesi'nden mezun oldum. Yani orada bile başlamadım sigaraya. Alkolle de öyle çok fazla aram yok ama hani içtim mi tam içiyorum. İçtim mi çok içiyorum. Bazen bokunu çıkartıyorum. Yani 26 tane şat içilmez. İçince böyle oluyor bak. Burayı bu yüzden koydum buraya. Abi pardon, 1 lira var mı ya? Ne yapıyorsun sen? Sen niye yere çömdün ya? Vallahi gel, kusacaksan uzağa götüreyim seni, orada kusam geri gel. Gel gel kus. Çok gamsızım ben. Yani bayağı bir gamsızım. Yani öyle böyle değil. Gerçekten öyle kolay kolay takmamış bir şey kafama. Hani beni cidden kötü etkileyecek bir olay yoksa, hani normal insanların öyle kafaya takacağı, üzüleceği bir şeyse, ben zerre sikime takmıyorum. Benim öyle bir özel pil mi bitiyor lan? Bak bunu takarım kafaya. Çünkü amına kodumun şeyi, mikrofonu, kamerası beni çıldırttı. Neyse. Kolay kolay takmam yani genelde. Hatta benim bir son 2 yıldır falan bir felsefem var. Başka derdim mi kalmadı? Eğer istersen sonuna amına koyayım. O kişiye göre değişir. Başka derdiniz mi kalmadı yani? Bazen insanlarla konuşuyorum. O kadar küçük, o kadar önemsiz şeyleri takıyorlar ki kafaya. Mesela liseye giden bir ergen arkadaş. Tek derdi kız, bir tane kızdan hoşlanıyor. Sınıftaki. Ve o kız ona şey yapmıyor böyle, ne dedin? Hiç yüz vermiyor, bir şey yapmıyor. Tek derdi bu. Ya da bir tane kız, bir arkadaş. Yeni lise veya üniversitenin başlarında falan böyle bir tane çocukla çıkmışlar. Çocuk bundan ayrılmış, bir şey olmuş. O kız böyle aylar yıllar ah ölüyor, bir bitiyor lan. Başka derdin mi kalmadı ya? Abi bak ne kadar çok güzel bir felsefe değil mi lan? Başka derdiniz mi kalmadı? Ne yapıyorsunuz amına koyayım ya? Kendiniz harca, bak elim inmiyor bir türlü. Kendiniz harcamayın böyle saçma sapan dertlerden ya. Değmez abi. Değmez anasını satayım. Rahat olun. Ha? Yaz bunu, güzel laf bu. Çok farklı müzikler dinliyorum. Yani hakikaten bayağı farklı müzikler dinliyorum. Bir uçta böyle hard rock var, böyle bağıra bağıra bas bas, böyle gitarın telleri kopuyor falan. Diğer uçta da şöyle bir şey var yani. Hakikaten çok birbirinden bağımsız. Kulağıma ne hoş geliyorsa onu dinliyorum yani. Özellikle seçmiyorum. Bu yavşak şimdi telife girer. Apache müziğinin telifi var. Gerçekten rezil bir dünyada yaşıyoruz. Kulağıma ne hoş geliyorsa ben onu dinliyorum. Özellikle böyle ayırt etmiyorum. Şiki şiki baba. Haydi haydi ama. Yüksekten ben acayip korkarım. Hani gerçekten çok korkarım yüksekten. Operatör arıyor. Operatörü 2 aydır falan şey yapmadım. Borcu ödemedim. Arayıp arayıp duruyorlar. Ben de ısrarla açmıyorum. Adamlar da alacaklı gibi arayıp duruyor. Direkt ver, mahkemeye kurtul değil mi? Vermeyin ama. Ödeyeceğim. 10 katlı bir binanın böyle tepesinden, hani balkon belki demire tutunurum da, böyle tam tepesinden çatıdan aşağıya bak bak of. Öf yani, hakikaten abartıyorum tabii, tansiyonum düşmez ama gerçekten korkarım. Böyle hemen kaçarım böyle. Binanın tam ortasına, çatının tam ortasına falan gelirim. Yaptım bunları, yaşandı. Bunlar yaşanmış şeyler. 2 metre yükseklik, yani şu kadar yükseklikteki bir ağaca çıktım. Sonra orada kedi gibi kaldım. Ben hani kediler çıkar durur ya, ben böyle duruyorum, aşağı ineceğim inemiyorum, Allah kahretsin, böyle fenalık geçiremiyorum amına koyayım, nasıl ineceğimi şaşırdım, böyle durdum. En son gaza getirdiler beni, atla, bak insan buradan atlar şap düşer, benim böyle bacaklar böyle oldu, böyle ne yapacağımı şaşırdım. Korkularınla yüzleş diyorlar, korkumla yüzleştim, geberiyordum.
Ben hiç doğum günü kutlamam yani. Şu ana kadar öyle çok kutlamadım. Hani kutlamaktan kastım bir pasta keserim yerim de. Hani sevdiklerimle beraber bunu yaparım ama öyle hiç büyük partiler, martiler ne bileyim. Mesela sünnet düğünü de olmadım ben. Sünnet oldum, sünnet düğünü yapmadık yani. Sünnet düğünü yapalım mı dedi annemler. Ben de dedim yok dedim. Sünnet düğünü yapmayalım dedim. Sünnet düğününü harcayacağımız parayla bana oyuncak alalım dedim. Pasta alırım onu yerim dedim ben. 8 yaşındaki çocuğun düşündüğü şeye bakar mısın? Buraya bir sünnetlik fotoğrafı da koyayım. Madem boşluk bir yer var dolduralım. Böyle bazen arkadaşlarımın doğum gününü falan kutlamayı unutuyorum. Bana küsüyorlar, bana darılıyor. Lan bana darılmayın. Ben zaten böyle alışmamışım yani. Ben unutuyorum. Hani ben doğum gününü hatırlasam bile kutlamak aklıma gelmiyor. Öyle büyümedim yani. O aklıma gelmediği için. Yani kusura bakmayın. Sürekli kameranın yeri değişiyor. O yani hep bir aksilik, hep bir şey. Çünkü kitabın üstünde duruyor kamera. Yani bu kadar zaman geçti. Hala yarak yürek video çekiyoruz. Bir sistemimizi oturtamadık. Allah kahretsin. Ayakkabı bağcığımı hiç bağlayamadım ben. Şu ana kadar gerçekten bir 2 ya da 3 kere falan oldu. Çok nadiren bağlayabildim. Yani zaten anlamıyorum. Bir ipi siz nasıl bağlayabiliyorsunuz? Hani bak şu klasik düğümü biliyorum abi. Bak bu tamam. Bu tamam bak bunu yapıyorum. Sonra tersten bir daha yapıyorsunuz onu. Onu şöyle... Şöyle bir şey yapıyorsun ama amına koyayım şuna bak. Bak şunun geldi hale bak vaziyete bak. Olmuyor yani ben bir türlü ayakkabı bağcığı bağlayamadım. Hatta bununla ilgili bir video da var. Bununla ilgili değil video yani. Bir videoda böyle bir olay da var ben bağlayamıyorum başkası bağlıyor falan. Yani olmayınca olmuyor gerçekten olmuyor. Kolay kolay üşümem hakikaten öyle bir özelliğim var. Yani şişmanlıkla falan alakası yok bunun. Ben 87 kiloydum. O zaman da hiç üşümüyordum. Hatta o zaman daha da üşümüyordum. Şu an vücut büyüdüğü için üşüyen noktalarım arttı hatta. Yani eskiden hiç üşümezdim. Böyle hatta Ankara'ya gittim ben. Ne zaman gittim? Aralık ya da Aralık değil. Tam kar yoktu. Kasım mı ne? Kasım'dı mı ne? Aralık Ankara'ya gittim. Tarzan gibi böyle ayağımda terlik böyle kısa bir şort, böyle kısa tişört böyle geziyorum Tarzan gibi. Millet böyle kabanın içinde tamam biraz esiyor. Hafif bir soğuk geliyor böyle. Hafif üşüyor olabilirim ama bozulmadım. Hatta Uludağ'da ben mavi terliğimle gitmiştim. Plaj terliğimle. Hatta şu an klima 18 derecede ve ben terlemeye devam ediyorum. Sıcak. Yani sıcak. Bu aile konusundan hiç bahsetmediydim. Bu videoda bir ilk olacak. Ama ses kaydediyor mu? Ben annem ve teyzemle beraber büyüdüm. Zaten annemle babam ben 10 günlükken ayrılmışlar. Babamı şu ana kadar toplasam bir 20 kere falan görmüşümdür. Öyle çok ilgilenmiyordu çocukken. Hatta son 7-8 yıldır da hiç görmedim. Yani ne aradı sordu ben de hiç kime takmadım açıkçası yani buradan izliyorsa kusura bakmasın. Zerre kime takmadım. Hani bu bir şey değil. Atar değil. Hani ergen çocuk babasız büyür. Büyüyünce babasını görür saldırır falan sinirlenmiştir. O öyle bir şey değil çünkü ben hiç baba yokluğunu hissetmedim. Yani beni ailem öyle yetiştirdi. Annem, teyzem, ben üçümüz hep beraberdik. Yani ben onlarla beraber büyüdüm. Ve yani hiç baba yokluğunu hissetmedim. Yani hayatımda bir baba figürü de olmadığı için şu anda YouTube kanalım var. Çünkü büyük ihtimalle ortalama bir Türk babası olsaydı benim hayatımda ben ortaokulda, lisede falan bilgisayara yönelmektense daha çok okulla ilgilenecektim. Ve büyük ihtimalle siz şu anda beni izlemiyordunuz. Ben de herhalde bir ya muhasebeciydim ya bir şeydim. Öyle takılıyordum kafama göre orada. Hatta ben şu an herhangi bir ofiste oturuyordum ve Orkun'un videosunu izliyordum şu anda bu videoyu çekmek yerine. O yüzden ben küçük yaşta bu YouTube işine yani 11 yaşında YouTube'a başladığım zaman beni rahat bırakan, böyle istediğimi yapmama izin veren aileme teşekkür ediyorum. Anneme ve teyzeme. Sanki hiç etmiyorum. Sanki ilk defa videoda ediyormuşum gibi edeyim abi. Bırak lan şunu. Lan ne olacak? Onu geçti ama hadi bonus olsun. Bir tane de... Otomatikte kalmış. Müzik ha! Müzik ha bırakıyorum. Evet, çatalı kaşığı ben ayı gibi tutarım. Neden yani? Çocukluğumdan beri bu gelişti bende. Yani ben böyle tutuyorum. Hani... Pilav yiyorum mesela böyle, yoğurt buradan böyle. Şimdi mesela hani insanlar şöyle mi tutuyor onu hala da tam şöyle bir şey yapıyorsunuz. Alıyorsunuz böyle aşırı kibar hani çok fazla kibar. Çok narin ve şuradaki kısımları yoruyor yani gayet yoruyor. Ben o yüzden bunu böyle gerçekten çok kaba duruyormuş ya şuna bakar mısın? Bir adam var böyle yemek yiyor. Masada şuna bak. Ayı gibi. Gerçekten çok rahat. Tavsiye ederim yani. Bunu böyle kürekle kum karıyormuş gibi. Acayip rahat bir şey. Bonus 2. Aklıma geldi videoyu bitirmeden. Bende bu aralar böyle bir özellik oluştu. Zaten son bazı
benim kanalda olmayan videolara dikkat ederseniz ben hakikaten bunu fazla fazla yapıyorum. Çünkü bu telefon kırılmıyor abi. Buradan bu reklam değil. 100 kereden fazla düştü bu telefon. Kırılmıyor bu. Bunun böyle bir esprisi oldu. Ben de zaten bu nasıl olsa bak düştü mesela. Ama nasıl olsa kırılmıyor diye ben bunu alıyorum böyle. At dur. Geçen bir tane arkadaş yaptı. Sen onunla hava atıyorsun falan dedi. Bak dedi ben de yaparım dedi. Aldı böyle attı oynadı. Üçüncüyü attı. Telefon döndü. Bir çakıldı yere amına koyayım. Ekran yok. İşte benimki bunu 100 kere yaşadı. Bak alalım atalım. Siktir çok sakat düştü. Ha siktir. Ya, halıya düşecek diye ama gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Sapasağlam. Evet buydu yani bitti. Video bu kadardı. Hakkımda bilinmeyen 10 artı 2 gerçek. Bu şekildeydi. İyi hadi. Hadi gittim ben. Hadi bakalım. Yavaş amına koyayım ya.